Yıl 1923. Güneş Ağrı Dağı'nın eteklerinden ağır ağır yükseliyor. Doğudan yükselen bu aydınlık, içinde binbir anı, acı, efsaneler ve kahramanlık destanlarıyla Anadolu'yu aydınlatıyor. Güneş, Anadolu topraklarının kaderini değiştirecek, onu umut dolu bir geleceğe taşıyacak genç Türkiye Cumhuriyeti'ni selamlıyor. Yıllar süren zorlu bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmış, yorgun ama umut dolu Anadolu yepyeni bir güne uyanıyor. Bu ve sonrasındaki her yeni gün, bir halkın kendini yeni baştan yaratma mücadelesine şahitlik ediyor. Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmış genç cumhuriyet, bir yandan varlığını ileriye götürecek hamleleri hayata geçiriyor, bir yandan da Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden çizilen sınırların yarattığı sorunlarla boğuşuyordu. Bu yerlerden biri de Kars'ın küçük bir kasabası olan Iğdır'dı. Iğdır, küçük ama Sovyet ve İran sınırındaki konumuyla çok kritik yerlerden biriydi. Yaklaşık yarım asırlık süreçte 1877 Osmanlı-Rus Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Ermenilerin yaptığı katliamlar, bölgede yaşanan isyanlar ve göçler Iğdır'ın nüfus yapısını defalarca değiştirdi. Iğdırlılar her defasında yeni komşularla yaşamayı öğreniyor, değişime alışma mücadelesi veriyordu. Üstelik İkinci Dünya Savaşı kapıdaydı ve Iğdır bu savaşın görünmeyen ama kaderini etkileyecek cephesi olacaktı. Savaşlar, katliamlar, göçler, isyanlar. Iğdır artık karanlık dönemleri geride bırakmak istiyor ve onu aydınlığa çıkaracak ışığı arıyor.